Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin merak ettiği Google Pay'den yüklediğimiz 25 liralık kodlarımızın arta kalanı inin -in al nasıl aktarabiliriz? Google Play'deki bakiyeyi karta nasıl aktarabiliriz? Bunun sorusunun cevabını bulacağız hep beraber. Baştan Google Play kart nasıl yükleniyor? Ona bakalım isterseniz arkadaşlar. Ondan sonra videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi... Google Play kodumuzu ekleyeceğiz. Google Play kodumuzu aldık 25 liraya. Ödeme yöntemlerine geliyoruz. Ödeme yöntemlerinde gördüğünüz gibi kodu kullan ve kredi kartı veya banka kartı ekle diyor. Biz kodu kullan diyoruz. Ve buraya Google Play kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar büyük harflerle. Google play.google.com'a giriyoruz bu arada. 5R A 9 S 9 Kastamonu Kastamonu 5 J K 15 F 9 C Arkadaşlar bu kodu paralı alıyorsunuz bedava bulamazsınız sakın inanmayın başkalarına Kullan diyoruz kullan dedikten sonra bakiyemiz 25 TL olarak hesabı onayla diyor e, Hediye Hediye Gmail hesabını 25 lira eklemek üzeresin. Promosyon şartları ve şart kuralları vesaire diyor. Onayla diyorum. Onayla dedikten sonra 25 lira bizim bakiyemize gelecek. Adresi yazacağız arkadaşlar. İsim soy isim soruyor. Burası çok önemli. Eğer karta iade almak istiyorsanız isminiz soy tutan bir kart. inin -in al kart olması gerekiyor. Veya banka hesabı olabilir. Onu göstereceğim birazdan. Ev adresi Türkiye dedikten sonra arkadaşlar devam ediyoruz ve 25 TL bakiyemiz yüklenmiş oluyor böylelikle bakalım yüklenecek mi bekliyoruz şu an. Evet. Sürpriz hesabınıza 25 TL eklendi hediye kartınız. Kartı almanız için ödülünüz burada kullanmak için cihazınızda Play Store uygulamasını açın ve hesap ödüllere gidin. Ödüllere gidin diyor. Ee, 2021 Ocak 30'a kadar kullanabilirsiniz diyor. Şimdi ben buraya ekledim. Google Play bakiyesi 25 lira. Fakat ben de şimdi mesela alışveriş yaptım. Diyelim ki kitap aldım. Veya işte uygulamalarda kullandım bu parayı. Bunu ben buradan nasıl kredi kartıma veya inin -in al kartıma buradan aktarabilirim. Mesela kaldı bakiyem 2.89 kaldı. E bir daha da ben oraya ekleyemiyorum. Veya bir şey oluyor. Veya ben o parayı oradan almak istiyorum bir şekilde. Başka oyunlara para yatıracağım. Bunun hemen cevabını size veriyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir alım yaptık. Bir alım yaptıktan sonra bakiyemizde 25 liradan 8 lira kaldı. Şimdi biz bu bakiyeyi nasıl e, kartımıza, inin al kartımıza veya kredi kartımıza veya hesabımıza aktaracağız bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Google Play bakiyenizi ekleme yapma ve bakiyenizi kontrol etme bölümüne geldiğimizde Google Play bakiyeniz Google Play'de uygulama oyun ve dijital içerik satın almak için kullanabileceğiniz kredidir. Bakiyenizi ekleme yapmak için demin gösterdiğimiz gibi Play hediye kartlarını kullanıyoruz ve promosyon kodunu kullandık. Her iki hesabınız olsa bile Google Play'deki hesaplar arasında içerik paylaşmak ve aktarma mümkün değildir. Cihazımızdan bir Den çok hesap varsa satın alınız işlemini tamamlamadan önce kullanmak istediğiniz hesaptan oturma açtığınızda emin olun. Şimdi bu uygulama e, diyor ki hesaplarınız arasında diyor parayı aktaramayabilirsiniz ama kartınızı aktarabilirsiniz diyor. Ve şu şekilde pay.google.com'a giriyorsunuz. Buraya ödeme yöntemi ekleyeceğiz arkadaşlar. Buraya sizin inin -in al kartınızı eklemeniz gerekiyor in, -in al kartınızı ekledikten sonra ne yapacaksınız onu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, Inin al kartımızı ekledik, Google Play kullanıma hazır diyor. Google Play'e in, -in al kartınızı kimseye göstermeden ekleyebilirsiniz. Tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, kredi kartımızla şu an alışveriş yapabiliriz. Google Play bakiyemiz de var. Şimdi ben P'ye geliyorum. Paygoogle.com'a geliyorum. Bakalım 8 liralık bakiyemizi karta aktarabilecek miyiz? Evet. Ödeme yöntemimiz görmüş olduğunuz gibi buraya gelmiş. Şimdi ben bu 8 TL'yi nasıl kredi kartına aktaracağım ona bakacağız. Bakalım ne olacak. ödeme yöntemlerimizde bu var. Düzenle var. Abonelikler ve hizmetler var. Etkinlikler, adres, ayarlar, Arkadaşlar Google Pay yardım alıyorum şu an. Google Pay bakinizden para çekmek için ödeme yöntemlerinde oturma açın. Google Pay bakiyesi altında bakiyeyi aktarı tıklayın. Aktarmak istediğiniz tutarı girin. Ödeme yöntemlerini onaylayın. Aktara tıklayın diyor. Google Pay e, ödemeyi aktar var. Fakat Burada ödemeyi aktar yok galiba ya da bir problem mi var acaba tam anlayamadım ama şöyle bir şey var eğer sizde bu çıkıyorsa bunu bu şekilde buradan pay.google.com'dan yapabilirsiniz belki de yeni bir hesap açtığımız için bizi doğrulamadı onu bilemem ama e, şurada bakiyeyi aktar bölümü açılması gerekiyor. Burası öyle diyor. Bakın Google Pay uygulamasını açın. Alt kısımda ödemeye dokunun. Google Pay bakiyesinin altında nakde çevire dokunun. Aktarmak istediğiniz tutar girin. Ödeme yöntemini onaylayın. Aktara dokunun diyor. Android'te. iPhone'da aşağıdaki koşullar geçerliyse pozitif Google ba Pay e bakiyeniz olabilir diyor. Size gönderilen parayı Google Pay bakiyenizi kullanarak kabul ettiyseniz, bir işleme başarıyla itiraz ettiyseniz, ödeme profilinizi kullanarak satılanınız bir ürün için geri ödeme aldıysanız, hee. bir Google ürünü veya hizmet aracılığıyla kredi kazandıysanız, Google Pay bakiyenizdeki paraya bağlı banka hesabınıza veya banka kartınıza ücretsiz olarak aktarabilirsiniz. Banka kartına para aktarma işlemi genellikle birkaç dakika içinde tamamlanır ancak bu işlem bazı bankalar için 4 saat kadar sürebilir. Banka hesabına yapılan aktarımlar genellikle 4 iş gün içerisinde gerçekleşebilir diyor. Şimdi anladım. Şimdi bizim o zaman itiraz etmemiz lazım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar aldığım ürünü geri iade etmek istiyorum. Yanlışlıkla aldım dedim. Yanlışlıkla ürünü satın aldım. İptalini istiyorum. Gönder diyorum. Hiç izlemedim zaten filmi. Geri ödeme isteğiniz gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. 48 saat içinde geri ödeme ile ilgili kararı içeren e-posta almanız gerekir diyor. Ödeme yöntemlerime bir bakalım. Şu anda Google Play bakiyesi hala 8 lira. Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Göreceğiz. 48 saat içinde bir mail gelecekmiş. Evet arkadaşlar şimdi bana mail geldi. Ne yazıyor bakalım mailde? Sayın kullanıcımız İşlem kimliği ile diyor. İlettiğiniz 16.90 tutarında geri ödeme isteğinizi aldık. Ancak politika yönergelerimiz karşılamadığından bu satın alma işlemi için geri ödeme yapamıyoruz. Bunun neden olabileceği sorunlar için özür dileriz. Özür dileriz diyor. Google Play geri ödeme politikamız hakkında daha fazla bilgi alın diyor. Play Store'daki uygulama sayfasından geliştirici bölümünden altında veya siparişin satın alma da bulabilirsiniz diyor. Ee, ne demiş gelecekte yanlışlıkla vesaire. Şöyle yapalım. Normalde şu anda e, şeyi gene alamadık ödemeyi, ödeme yöntemlerini bulmaya çalışıyoruz. Normalde bizim amacımız arkadaşlar şu 8 lirayı şu karta aktarmak. Fakat e, görünen o ki olmuyor. Yani demin göster gösterilen denilen şey bize uygun değil çünkü muhtemelen şurada buraya iade et bölümü yok Hani e, şöyle benim anladığım şu kredi kartıyla şununla veya işte Google Play bakiyesi ile alışveriş yaptınız diyelim ve alışverişten memnun kalmadınız ve bunu iptal ediyorsunuz abonelik ve hizmetlerden buradan iptal edebilirsiniz benim yok zaten Ondan sonra işte bu bakiye sizin ödeme yaptığınız kredi kartına geri iade ediliyor veya burada bir yerde duruyor. Fakat e, sizin onaylanmış bir kredi kartı ödeme yeriniz varsa veya hesap numaranız varsa ödeme yöntemi ekleyin diyorsunuz. Ödeme yöntemi ekleyin dedikten sonra bakın ödeme yöntemleri bölümü var burada. Ödeme yöntemi ekleyin dedikten sonra, yeni ödeme yöntemi ekleyin dedikten sonra kredi veya banka kartını sizin isim ve soy isminize olduğu için kaydedip Buradan alabiliyorsunuz yani buraya e, bakiyenizi alabiliyorsunuz ama Google Play bakiyesini bu koşullarda muhtemelen alamıyoruz diye düşünüyorum düşünmeye başladım çünkü o araştım e, şu anda alamıyorum ödeme yöntemlerine geldim bana denilenler şuydu ödeme yöntemine gel pay'e gel paygoogle.com'a gel Google tarafından yönlendirildim çünkü Google Pay'e gel dedi ödeme yöntemlerine gel ve bunun aşağısında ödemeyi aktar bölümü çıkıyor dediler. Belki de sizde çıkar onu bilemem arkadaşlar ama ben denedim çıkmadı. Bunu da bu şekilde bu konuyu da işlemiş olduk. İşinize yaradıysa ne güzel. Hepinize kolay gelsin iyi günler.